İsmail Saymaz 23 Aralık 2021 Halk TV Komteri. Güzelbahçe yangını Türkiye'yi sarmadan. İzmir Güzelbahçe'de 36 gün önce bir insanlık suçu işlendi. Suriyeli 3 işçi çalıştıkları beton şirketinin barınağında uyurken benzinle yakılarak öldürüldü. Vahim olan şu ki o güne kadar sobadan çıkan yangında öldükleri varsayılan 3 Suriyelinin cinayete kurban gittiği Kemal Korukmaz adlı katilin 30 Kasım'da bir çifti bıçaklaması üzerine ortaya çıktı. Korukmaz, bıçaklı saldırıdan sonra götürüldüğü emniyette yangın çıkarıp 3 Suriyeli'yi öldürdüğünü kendiliğinden itiraf etti. Birlik Beton adlı iş yerinin işçi barınağından 16 Kasım'da sabah 4'te alevler yükseldi. 3 işçi yanıyoruz diye yardım istedi. Üçü de Suriyeliydi. Memun En Nephan 23 yaşında. 2016 yılından beri Türkiye'de kaydı var. Ahmet El Ali 21 yaşında. 2020'den beri kayıtlarda geçiyor. Öteki Muhammed El Hüseyin El Abdo Elbiş daha 17'sinde. 3 işçi diğer Suriyelilerle birlikte 1-2 yıldır sigortasız çalışıyordu. Yangından sonra olay yerine gelenlerden biri de Güzel Bahçe'de bahçeyle uğraşan 40 yaşındaki Kemal Korukmaz'dı. İş yeri sahibine yandı öyle mi diye sordu. Soğukkanlıydı. Arkasında iz bırakacak kadar. Birkaç gün önce Birlik Beton'un Urla'daki tesisinde çalışan bir işçiye o Suriyeliler yanacak demişti. Yangından sonra bu bilgiyi öğrenen iş yeri sahibi emniyeti haberdar etti. Polis Korukmaz'ı takibi aldı. Korukmaz 30 Kasım'da Seferihisar'da sokak ortasında bir iddia bayisi sahibi ve eşini bıçakladı. Kanlı vaziyette dönünce aracı kullanan arkadaşı polise haber verdi. Korukmaz yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti ve tutuklandı. Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Eda Bekçi'nin verdiği bilgilere göre Korukmaz ifadesinde 2000 yılında askerlik yaptığını, bir komutanın JITEM'e katılmayı önerdiğini, kendisinin kabul ettiğini ve devletin pek çok operasyonuna girdiğini iddia etti. Bunları açıklayamam, gizli işler dedi. Korukmaz bir gün arabasının üzerinde göreve başla diye yazan bir not bulduğunu, birkaç gün sonra göreve devam et yazılı ikinci notun bırakıldığını anlattı. Temizliğe başla şeklindeki üçüncü notla harekete geçtiğini belirten Korukmaz, bu notu Türkiye'deki Suriyelileri temizle diye anladım dedi. Bir cinayet planı yapan Korukmaz, birlik betona giderek burada kalabilir miyim diye sordu. Suriyeli işçilerin kaldığı barınak gösterildi. Korukmaz ilerleyen saatlerde havasız kaldım diyerek çıktı. Yakındaki camiye gitti. Tanınmamak için montunu camiye astı. Arabasının bagajından benzin dolu 5 litrelik bidonu alıp çuvala koydu ve barınağa döndü. Bir bezi benzinle ıslatarak işçilerin uyuduğu barınağın kapısının altına sıkıştırdı. Etrafa benzin döküp ateşe verdi. Bu arada Birlik Beton'un avukatı Göktuğ Dağ geçense katilin kendi işçileri olmadığını savunarak bölgede herkes onu bilir, çalışanları tanır, orada kalmıyor diyor. İnsan Hakları Derneği'nden avukat Nehir Bilece, katilin akıl sağlığının yerinde olmadığının ileri sürüleceğine dikkat çekiyor. Bilece, cinayetin ırkçı sahiplerle ve mülteci düşmanlığından kaynaklandığını ileri sürüyor. Nitekim dün İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Sığınmacı Hakları Platformu'nun yaptığı açıklamada yoksulluk ve işsizliğin sorumlusu olarak mültecilerin gösterilmesi onları nefret söylemine maruz bırakarak ırkçı saldırılara açık hale getirmektedir denildi. İnsan Hakları Derneği'nin endişesi yersiz değil. Çözüm Suriye ile görüşmek. Ak parti yeni Osmanlıcılık iddiası ve Sünni dünyanın lideri olma hevesiyle Suriye iç savaşında taraf oldu. 2011'den itibaren Türkiye'den Suriye'ye binlerce militan, Suriye'den Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı girdi. Türkiye yoksullaşırken işini, evini ve toprağını yitiren vatandaşlar sığınmacılara diş biliyor. Fazla mesai ücreti istediği için kovulan işçiler, aynı fabrikada asgari ücretin yarısına çalışan Suriyeli'ye, siftahsız kapatan esnaf Afgan komşusuna, yüksek kiradan ötürü ev bulamayan kiracı Bodrum'daki Bangladeşli'ye öfke kusuyor. Sığınmacı karşıtlığının taraftar bulduğunu düşünen kimi siyasetçiler yangını körüklüyor. Sürmek ve susuz bırakmak gibi insanlık dışı öneriler dile getiriliyor. Bunlar Türk halkının alnına insanlık suçu lekesini çalmaktır. Çözüm bellidir. Türkiye vakit kaybetmeksizin Esad'la görüşmeli. Suriyelilerin dönüşü için müzakere masası kurulmalı. Suriyeliler gönüllülük temelinde ülkelerine dönerken siyasi af çıkarılması sağlanmalı, can ve mal güvenlikleri teminat altına alınmalı. Yüzer Bahçe yangını Türkiye'yi sarmadan harekete geçilmeli. İsmail Saymaz